Efendim şimdi de biraz kadına karşı şiddeti konuşacağız. Malum son zamanlarda artış gösterdi. Çok da canımızı yakmaya başladı aslında. Sevgili avukat Lerzenur Asan Elik de birlikteyiz. Hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Kadına karşı şiddeti konuşacağız. Aslında ana haberlerde sıkça rastladığımız ve canımızı yakan ne yazık ki meselelerden bir tanesi. Sizin söylemek istedikleriniz var mı bu konuyla ilgili? Kadına şiddetle ilgili son 2 yıldır epey bir çalışma yaptım. Gerek makaleler, röportajlar ya da vakıflarla, derneklerle bir araya gelip şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi altında bulunan. Esasen hepimizin ne yazık ki şiddete uğrama tehlikesi var. Ama bu dünyanın her yerinde. Sadece Türkiye'de değil, bunun da altını çizmek istiyorum. Tüm dünyada değil mi? Evet, her kadın mutlaka böyle bir durumla karşılaştığında ne yapması gerektiğine ilişkin bilgi sahibi olmalı. Bizler de bu yolda kadınlarla bir araya gelerek şiddete uğramış ya da uğrama tehlikesi altında bulunan her kadınla kısaca bir araya gelerek onlara şiddetin ne olduğunu ve şiddetle nasıl baş etmeleri gerektiğini, şiddete uğradıklarında nereye başvurmaları gerektiğini, devletin onları nasıl koruduğunu ki devlet gerçekten bu konuda anayasa olsun, ilgili kanunlar olsun, uluslararası imzaladığımız İstanbul Sözleşmesi olsun, yine onun Türkiye'deki altyapısı 62-84 sayılı yasa olsun, şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi altında bulunan kadını korumak için her şeyi yapıyor. Bunlardan haberdar olmalarını sağlıyoruz kadınlarımızın ki şiddet çünkü başladığında devamı gelen bir eylem. Ne yazık ki. Durdurabilsinler, Ne yazık ki. haberdar olsunlar haklarından, devletin korumasını alabilsinler diye uğraşıyoruz. Bu konuyu konuşurken ama hep şöyle başlıyorum, üniversitelerde de konu çok zor bir konu. Bir kadın olarak anlatması çok zor bir konu. İnşallah bir gün kadına şiddeti değil, kadının gücünü, sosyal İnşallah. ortamdaki, iş hayatındaki başarılarını ya da başarılarını nasıl daha da yükselteceklerini konuşacağımız günler gelir diye düşünüyorum. İnşallah özellikle şu anda bir şiddet görüyorsa, gören izleyicilerimiz varsa bazen de gördüklerinin farkında olmuyorlar. Onlar için yol gösterici bir yayın yapmayı umuyorum. İsterseniz şiddetin türlerinden birazcık bahsedelim. Mesela benim çok merak ettiğim konu var orada. Dedim ya birçok kadın şiddet gördüğünün farkında olamıyor bazen diye. Mesela mutfakta bu yaptığın yemek güzel olmamış. Bu ne diye böyle elinin tersiyle bazen hani bu tarz bir muameleye maruz kalan kadınlarımız oluyor. Mesela bu bir şiddet midir? Bunların hepsini konuşalım. Şimdi şiddet, kadına yönelik şiddet, kadının yalnızca kadın olduğu için ve kanunda sayılı haklarını ihlal eden ve esasen insan hakkını, kadına yönelik hani kadının insan hakkını ihlal eden ve kanunda şiddet olarak tanımlanmış her türlü tutum ve davranış olarak anlatabilirim, bahsedebilirim. Kadının sadece kadın olmasından kaynaklı. Evdeki aile içi şiddete gelirsek, şimdi eleştiri ve hakaret, sövme ve aşağılama birbirinden çok farklı eylemlerdir. Şimdi eşiniz yemeğin güzel olmamış dediğinde bu bir şiddet değildir. Yani şunu da demek istemiyorum, özel olarak anlatıyorum. Her davranışı da şiddet olarak adletmeyelim. Ama gerçekten şiddet tanımına uyan davranışları da yok saymayalım. Peki şiddet nerede başlıyor? Tam da o noktada. Şiddet hayatın her yerinde olabilir. Biz aile içi şiddeti konuşuyoruz ama iş yerlerinde de şiddet var. Toplumun her yerinde şiddet olabilir. Çünkü şiddet toplumsal bir olgu. Bunun psikolojik, sosyolojik her türlü nedeni var. Ve biz hep şunu söylüyoruz. Çocuklarımızı yetiştirirken, benim 2 tane evladım var. Onlara şiddetten uzak bir hayat kurmaya çalışıyorum. Tabii İnşallah. ki de bunu %100 sağlayamayız. Dediğim gibi şiddet hayatın içerisinde. Şiddete uğradıklarında ne yapmaları gerektiğini bilmeleri gerekiyor. En önemli şey aslında Bu bilinçlenmeleri. tabii bilinçlenmek ama şiddetin uzak yetiştirmeye çalışıyorum. Çünkü biz hep şunu görüyoruz. Eşine şiddet uygulayan erkeklerin çoğu kendi evlerinde Ne çocukluğunda yazık ki. şiddete maruz Ne kalmışlar. yazık ki. Kişi şiddete uğruyorsa şiddet gösteriyor. Ne yazık ki. Çocukken annesini babası dövüyorsa o da eşini dövüyor. Ne görüyorsa küçüklüğünde kodlarına yerleşiyor. Ona tanıklık ettiği olaylar ileride karşısına çıkıyor. Peki az önce dedik ya hani bu yemek güzel olmamış demek bir şiddet değildir. Bu bir Tabii ki de bir eleştiridir. eleştiridir fikrini söylemektir. Ama bu ne biçim yemek deyip Küfür yemeği etse bununla fırlatmak, birlikte bakın ya da fırlatmak ve fırlatmak. devamlı olarak bunu yapmak bir boşanma sebebidir. Ama tabii bakın anlık refleksleri, anlık sinirleri her şey boşanma sebebidir demeyelim. Asıl olan ailedir.
boşanmak son çaredir. Ben 12 yıllık evliyim. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki de hayatın içerisinde bir şeyler oluyor. Her şey şiddet ve boşanma sebebidir dersek kimse evli kalmaz. Bundan tabii bahsetmiyorum. Ama kimse kişilik haklarını ihlal ettirmesin. Yani mütemadiyen sistematik olarak sen güzel yemek yapamıyorsun. Ahmet'in eşi çok güzel yemek yapıyor. Sen zaten güzel değilsin. Sen çok kilo aldın. Alay eder gibi. Hakir görerek, küçük düşürerek. Karşılaştırma da yapıyor. Tabii ki de karşılaştırma yapmak da uzun vadede ve bunu sıkça yaparsanız bir boşanma sebebidir. Yargıtay tarafından yani somut boşanma sebebi. Sürekli hale geldiğinde mi şiddete dönüyor? Evet. Ya zaten kişinin şiddet niyeti oluyor. Hı-hı. O hisle yapıyor. Can yakmak için. Zarar vermek için. Evet. Yani anlık yemek güzel olmamış demek ayrı. Her gün o yemeği beğenmeyip itip kalkmak gerekirse yemeği fırlatmak, bakınız bu psikolojik şiddettir. Ve bunun için koruma talep edilebiliyor. Öyle mi? Peki 6284 sayılı kanundan da konuşalım. Neleri kapsıyor? Şimdi kanunumuzun amacı, adını söyleyeyim öncelikle. Buyurun. 6284 sayılı yasa ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi yasasıdır. Hem ailemizi koruyor, kanunun lafzı ve ruhu koruduğu hukuki değer, hem de kadını koruyor. Kadınla birlikte bakınız aile bireylerini, kadınları, çocukları ve erkekleri de koruyor bu arada yasa. Adı her ne kadar kadın dese de erkekleri de koruyor. Çünkü biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi kadın erkek eşitliğine dayanıdır. Kesinlikle. Eğer biz her şeyde kadın dersek o zaman erkek haklarını da ihlal etme ihtimalimiz var. Tabii pozitif ayrımcılık başka bir şey, onu kenara koyuyorum. Ama gerek 6284 sayılı yasa olsun, gerek medeni kanunda kadına özgülenmiş uygulamada, örneğin nafaka. Biz hep kadının nafaka aldığını görüyoruz. Halbuki erkeğin de nafaka alma hakkı var. Talep edebilir. Tabii ki de. Öyle erkekler mi? De nafaka talep edebilir. Ama uygulamada ihtiyaç olmuyor. Bu çok uzun bir tabii ki de konu. Ama toplumsal cinsiyet eşitsizliği yönünden baktığımızda erkeğin neden nafakaya ihtiyaç duymadığını anlayabiliriz. Peki 6284 sayılı kanun dedik, kadınları koruma kanunu dedik. Başvuruyu nasıl yapacaklar? Başvuruyu öncelikle, yani başvurucu, başvuruda bulunması gereken kişi şiddete uğrayan ya da uğrama ihtimali bulunan. Bu çok önemli. Uğrama ihtimalinden kastımız nedir orada? Şimdi şiddet ani gelişen bir eylemdir pek tabii ki. Yani her an, anlık bir şeydir. Ama bazı şiddet tipi vardır ki geliyorum der. Onun hissi. Zaten bu nedenle kanun ispat aramaz bu konuda. Başvuruncunun başvurusu yeterlidir. Yani delille, beyanı tanıkla. Beyanı yeterli o zaman. Evet, bu i̇spat çok gerek önemli. Yok. Kanunun koruduğu hukuki değerin de zaten gösterdiği gibi, hani kanunun ruhu gereği özel olarak tanık ispat aramıyor. Kadının, yani başvurucunun beyanını yeterli sayıyor koruma tedbirlerini vermek anlamında bahsettiğim şey. Dolayısıyla şiddete uğrayan ve şiddete uğrama tehlikesi altında bulunan herkes ve ısrarlı takip mağdurları da başvurucu olabiliyor bu noktada. Herkes başvuruda bulunabiliyor. Peki herhangi bir masraf ödeniyor mu başvuru yapıldığında? Hiçbir masraf yok. Yine kanunumuzun koruduğu hukuki değer gereği hiçbir masraf alınmıyor. Harç, pul, çünkü normalde özel hukuk davaları açtığımızda masraflar oluyor. Avukatlık ücreti dışında da. Bu kanun kapsamında açtığınız davalarda hiçbir harç ve masraf alınmıyor. Ve eğer avukat tutacak gücünüz yoksa şiddetle mücadele kapsamında baroların kadın hakları merkezleri var. Belediyelerin kadın dayanışma merkezleri var. Yani şiddete uğrayan kadın yalnız değil. Peki, koruyan çok faktör var. Bir kadın şiddete uğruyor. İlk ne yapması gerekiyor? Karakola mı gitmesi gerekiyor? Mahkemeye mi gitmesi gerekiyor? Orada bir yol Şimdi, gösterici olalım. Tabii. Şiddetin pek çok tipi var. Ekonomik şiddetten, cinsel şiddetten, psikolojik şiddetten ve tabii ki de fiziksel. Genelde karakola bizi götüren anlık kavgalardan ziyade ciddi şiddet. Yani yaralama. Öldürmeye teşebbüs etmek. Yani itmek, vurmak, dayak atmak. Bunlar bizi karakola götürüyor. Ciddi, tam olarak anladığımız fiziksel şiddet. Bu noktada başvurabileceğiniz çok fazla yer var. Dediğim gibi şiddete uğrayan kadın yalnız değil. Öncelikle bunu bilmeli. Devlet koruması altında. Bu noktada evvela tabii ki de karakola gitmeli. Savcılığa gidebilir. Aile mahkemesine gidebilir. Hastaneye gidebilir. Eğer ağır bir şiddet gördüyse zaten adli tıptan mutlaka rapor alınmasını istemeli. Örneğin ben karakola gittim. Polis bana teklif etmese bile bunun altını çiziyorum. Ciddi yaralandıysam mutlaka hem boşanma davamda hem de ileride açacağım savcılık ya da ceza davamda delil olarak kullanabilmem için mutlaka adli tıptan rapor almam gerekiyor. Bu çok önemli, anladığım Bunun altını kadarıyla. Çiziyorum. Karakola da gitseniz bir raporunuzu alın. Mutlaka beyanınız yazılı olsun. Çok basit. Söz uçar yazı kalır deriz ya.
Çok önemli. Bu dünyanın her yerinde ve her noktada, hukukta da öyle. Gelirsiniz, karakolda anlatırsınız. Bunların hepsinin yazılı olduğuna dikkat edin. Hı. Ne yazıldığına dikkat edin. Tek tek okuyun diyorum. Yazıldıktan sonra da kontrol etsinler, kontrol edip, değil mi? İmza atmadan evvel ne yazdıklarına baksınlar. Hı hı. Ve sadece fiziksel şiddeti değil, psikolojik şiddeti de, hakareti de, tehdidi de, bahsettiğim her şiddet tipini tek tek o tutanağa yazdırsınlar. Çünkü dediğimiz gibi bazen uğradığımız şiddetin ne olduğundan haberdar olmuyoruz. Hepsini, tüm fiillere, tüm davranışları oraya yazdıralım. Hı hı. Biraz zor ama yapalım. Onun dışında hastaneye başvurabiliriz dediğim gibi. Belediyelere başvurabiliriz. Sivil toplum örgütlerine başvurabiliriz. Hı hı. Bu noktada gerçekten başvurulabilecek pek çok yer var ve hepsi, gönül rahatlığıyla söylüyorum, hepsi sahip çıkıyor. Peki başvuru yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor? Orada en önemli kıstaslar neler? Dediğim gibi evvela yazılı olmasına hı. ve her şeyi anlatmasına ve bir avukat tutması gerektiğini düşünüyorum şiddete uğrayan kadınların. Bu noktada da avukata ücret ödemek zorunda değil. Nasıl 62-84 sayılı yasadan faydalanırken herhangi bir harç ve masraf ödemesi gerekmiyorsa, avukatlık noktasında da hem adli yardım gereği barolar ücretsiz avukat tanıyor, Hı. şiddete uğrayan kadına da ayrıca Kadın Hakları Merkezi, bir sürü gönüllü avukatımız var zaten bu noktada kadının yanında olan. Onlardan yardım alabilir ve mutlaka yardım almalı diye düşünüyorum. Bunu da biraz açabilir miyiz? Mesela avukata gittiğinde herhangi bir ücret Hayır, ödemiyor mu? hayır, ödemiyor. Hayır. Hem şiddete uğrayan kadının yanında olan baronun bir hizmeti Hı. diyebilirim. Ayrıca zaten maddi durumu yoksa, mali durumu yoksa, onlar da kendileri tekrardan adli yardımdan faydalanmak suretiyle ücretsiz avukat ve normalde biliyorsunuz dediğim gibi harç ve masrafları oluyor Evet. mahkemelerin. Onlardan da muaf tutuluyor. Maddi durumu, mali gücü yetersiz olan kişilerden Hı bahsediyorum. hı. Tabii ki de Hı varlıklı hı. insanlardan söz etmiyorum şu an. Canına tak edip boşanmak istediği zaman nereye nasıl başvuru yapacak? Şimdi şöyle, genelde şiddete uğrayan kadının sessiz kalmasının pek çok sebebi oluyor. Ben uğrayanlarla çok sık bir arada olduğum için yaptığım iş gereği Hı. hem psikolojik hem toplumsal, dışarıdan ne denir diye. Önce aslında biliyor musunuz, şiddete uğramasına rağmen eşini koruyor. Eşinin öyle bir sıfatla anılmasını istemiyor. Çocuklarını koruyor, kendini koruyor. Ama şiddet çok tehlikeli. Bahsettiğimiz diğer boşanma sebepleri gibi değil. Hı. Gerçekten çok çok önemli. Mutlaka boşanmaya karar verdiğinde bir avukattan, bahsettiğim gibi ücretsiz de tahsis ediliyor, bir avukattan yardım alsın, aile mahkemesine dava açsın. Hı. Nerede dava açacak noktasına geldiğimizde, boşanma davasını kendisinin ya da eşinin yerleşim yeri olarak bakabilirsiniz. Hı. Ya da son 6 ay boyunca, boşanma davasından önceki son 6 ay boyunca birlikte yaşadıkları yer mahkemesi de yetkilidir. Oraya başvurabilirler gene yazılı bir dilekçe ile. Peki uzaklaştırma kararı olan bir kadın düşünelim. Eşi tarafından telefonla taciz edildiğinde uzaklaştırma kararını ihlal etmiş oluyor mu, olmuyor mu? Oluyor. Zaten kararları genelde hep alt alta verirler ve kanun maddesinde yazılı tüm kararları tabii ki de somut olaya bakarak hakim değerlendirir. Duruma göre hepsini verir. Uzaklaştırma kararı verdiğinde fiziksel olarak yanında zaten kitle iletişim araçlarıyla, örneğin Hı telefonla, hı. maille, mesajla da rahatsız etmemesi gerektiğini yazar. Onu ısrarla ihlal ederse tazyik hapsi oluyor. Hapis cezasıyla Ben şuna karşılaşılabiliyor. şahit olmuştum yakın çevremden. Kendisini direkt aramıyor, akrabası üzerinden arayıp yine tehditlerini Onlar da etmeye kendilerine devam koruma ediyor. kararı aldırabilirler. Onlar da sonuçta, yani illa bahsettiğim şey eş değil. Ne dedik? Şiddet ya da şiddete uğrama tehlikesi altında bulunan kadınlar. Yani örnek vermem gerekirse, benim başıma gelip siz de bu durumdan rahatsızlık duyuyorsanız, Hı bu hı. şiddet size de uzanıyorsa, siz de kendi adınıza aldırabilirsiniz. Hı. Boşanma davası açmak istedi kadın. Nafaka için ayrı bir şekilde talep etmeli mi? Yoksa hakim zaten nafaka kararı veriyor mu? Yok, mutlaka boşanma davasıyla beraber nafaka istediğini belli etmeli. Yani taleple bağlıdır hakim. Re'sen kendiliğinden nafakaya karar vermez. İlla onun için de ayrı bir başvuru Tabii, tabii, yapılması tabii. Yani gerekiyor. boşanma davasında, boşanma dilekçemle beraber nafaka istediğimde talep etmem gerekiyor. Dilekçede sadece nafaka istediklerini belirtmeleri Evet, yeterli o zaman. Ayrı bir boşanma... dilekçe vermeleri söz konusu mu? Hepsini aynı dilekçeyle Aynı yazıyoruz. dilekçe içerisinde. Velayetimiz, nafakamız, maddi manevi
tazminat taleplerimiz. Tabii bu somut olaya göre hepsi değişir. Hı-hı. Yani kusurluysam nafaka talep edemem. Yani benim hiçbir kusurumun olmaması lazım ya da karşı tarafa göre, eşime göre daha az kusurlu olmam, hı-hı, lazım bu nafakayı talep edebilmem için ve mali gücü oranında karşı tarafta öder. Benim durumum iyiyse gene nafaka talep edemem. Ama şunu söyleyebilirim, iştirak nafakası olarak bakarsanız, benim durumum iyiyse kendime nafaka alamamakla beraber evladım benim yanımda kalıyorsa ve velayet bendeyse, hı hı, çocuğum için tedbir ya da iştirak nafakası talep edebiliyor. Edilebiliyor. Çok teşekkür ederiz. Yine bugün çok faydalı bilgiler verdiniz bizim için. Ben teşekkür ediyorum.